atölye kavramı iletişim fakültesi uzak bir kavram değil. Sizin atölye pratiğe dayalı, bizimki teoriye dayalı ama esasında pratiği de teşvik eden bir atölye çalışması. Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar da Meclis Televizyonu'nu ziyaret eden isimler arasındaydı. Meclis Milli İrade'nin sesi. Meclis TV'de bu Milli İrade'den yükselen sesi kamuoyuna, Türkiye'ye, dünyaya duyuran en önemli aktör 29 yaşında. Meclis Televizyonu da zannediyorum Türkiye'de herhalde en çok izlenen kanaldır. Yeni yaşını kutluyorum Meclis Televizyonumuzun. Sesini duyurmak isteyen parlamenterlerin sesini daha gür bir şekilde, daha etkili bir şekilde duyurmasını temenni ediyorum. Çok değerli işler yapıyorlar. Öncelikle yaptığı işler için çok teşekkür ediyorum. Fedakarca, hiç yüksülmeden üzerine düşen işleri en güzel şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Atölyeler bizim için hakikaten hem meseleleri yeniden değerlendirme, hem geleceğe dair atacağımız adımları görme, enstitülerimizin vereceği mesajları alma ve daha sonraki aşamada uygulama için önemli bir mihenk taşı oluyor. Ankara Üniversitesi, Ankara'nın her bir tarafına, her bir köşesine sirayet etmiş bir okul. Ankara Üniversitesi mensupları da kalbinde güçlü bir Ankara sevgisi taşıyan bir üniversite. Bugün çok önemli bir Azerbaycan heyetini Türkiye'de ağırlıyoruz. Türkiye'ye resmi bir ziyaret yaptı heyetimiz. Cumhurbaşkanımızla görüştü, meclis başkanımızla görüştü. Önemli görüşmeler yaptı ve bugün de Ankara Üniversitesi'ne teşrif etti değerli heyetimiz. Tabii teşriflerinin bir sebebi de Batı Azerbaycan'la ilgili bir etkinlik yapmak. Batı Azerbaycan bildiğiniz gibi esasında bir Türk yurdu. Bizi ziyaret için tercih etmenizden çok büyük memnuniyet duyduk. İnşallah ileride üniversite içinde bizi tercih edersiniz. Kasım 2023'te başladığımız 4. atölye çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz çok şükür. Kazasız, belasız, son derece verimli, etkili bir atölye çalışması dönemi geçirdik. Öncelikle bütün katılımcı hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben Ankara Üniversitesi yönetimi olarak bu yıl içerisinde harcadığımız en değerli 64 saat olarak görüyorum bunu. Çünkü bütün birimlerimizi ve Ankara Üniversitesi'nin geleceği için söyleyecek sözü olan herkesi dinlediğimizi düşünüyorum. Öncelikle bütün katılımcılara değerli fikirlerini, katkılarını, eleştirilerini, önerilerini sunan bütün hocalarımıza, yöneticilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde 64 saatlik bu dinleme döneminde birimlerden 729 arkadaşımız konuşmacılara katılmışlar. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 27 Kasım'dan bugüne kadar rektörlük birimlerinden 786 arkadaşımız, ki aşağı yukarı 32 kişi civarında, her gün burada sabırla, dikkatle ve ciddiyetle arkadaşlarımız dinlediler, not aldılar, kayıtlarını aldılar ve takip için kendileri için bir yol haritası belirlediler. Toplam Ankara Üniversitesi 4. atölye çalışmalarında 1515 arkadaşımız burada aktif olarak bulunmuş. Çok güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah Ankara Üniversitesi için güzel bir 2024 yılı temenni ediyorum. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyor. Hepinize yeni yılda, yeni
mutluluklar diliyor, yeni yılınızı da kutluyor. Saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.